Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi takip mesafesi nedir onu anlatacağım. Hadi şimdi videoya başlıyoruz. Sürücüler aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse araçlarını araç cinslerine göre belirlenen azami hız ile sürebilir. Geçme sırasında geçme kurallarını mecbur kıldığı şartlar dolayısıyla azami hız sınırlarını aşılabilir. Bu durumlarda taşıt sürücünün ceza işlemi uygulanmaz. Geçiş tamamlayınca belirtilen hız limitleri inilmesi gerekir. Çeşitli araç cinslerine göre öngörülen azami hız sınırlarını %10 nispetinde açtı. Kontrolör sırasında tespit edilen sürücülerin ceza işlemi uygulanmaz. Hız tahdidini belirleyen aksine bir işaret bulunmayan yerleşim birimlerini içinde veya civarında geçen şehir dışı karayolları bu kesimlerinde can ve mal güvenliği açısından karşıdan karşıya geçişler bir fiziki engelle yasaklanmış veya alt ve üst geçişlerde belirlenmiş ise ve hız yapmak ve yaya ve taşıt trafiği açısından bir engel teşkil etmiyorsa taşıt sürücüleri yol ve trafik durumunu dikkate alarak araçlarını azami hız sınırını içerisinde kullanabilirler. Hız ölçen teknik cihaz veya teknik usullerde yapılan tespit sonucu hız sınırını %10'dan %30'a kadar aşan sürücüler hafif para cezası ve ceza puanı %30'dan fazla %50'ye dahil kadar aşanların yaklaşık 2 kat hafif para cezası ve ceza puanı %50'den fazla aşanların ise yaklaşık 4 katı idari para cezası ve ceza puanı cezasıyla cezalandırılırlar. Hız sınırlarını %30'dan fazla aşmak suretiyle ihlalinin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde bu kararı 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psikoteknik değerlendirmelerden ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçirilerek sürücü belgeleri almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla beraber belgeleri iade edilir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgeleri 2 defasında geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenin tekrar sürücü belgelerine gitmesi gerekir. Alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücü engel hali bulunmadığı gösterir. Belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur. Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yerine tespit veya sürücüyü ikaz eden her türlü cihazın imali, ithali ve araçlarda bulundurması yasaktır.
Bu cihazları imal ve ithal edenler fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca hafif para cezası ve 6 ayda 8 aya kadar hafif para cezası ile araçlarında bulunduran işletenler ise hafif para cezası ve 4 aydan 6 aya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve bu cihazları desinde hükmoludur. Takip mesafesi sürücüler öndeki giden aracı güvenli ve yeterli mesafeden takip etmek zorundadır. Bu mesafe kendi araçların kilometre cinsine saatlik hızın en az yarısı kadar metredir. Takip mesafesi takip eden aracın 2 saniyede kat edeceği bir yol uzunluğu kadar olabilir. Çeşitli hızlara göre takip mesafesi aracın hızı 90, takip mesafesi 45, 60, 30, 120, 60. Takip mesafesi kontrolü. Sürücüler öndeki araç ile takip mesafelerini korumak için çeşitli pratik yöntemlere başvururlar. Bunları en çok kullanan sürücüler 88-89 diye saymalarıdır. Bu süre zarfında öndeki aracın sabit bir cisimle hizalayıp sayım sonucu sabit cismi geçmediyse takip mesafesi güvenlidir. Kol ve grup halinde konvoy halinde araç kullananların araçları arasında kendilerini sollayıp geçmek isteyen araçların gerektirdiği de veren gerektiğinde güvenle girebilecekleri kadar açılardan bulundurmak zorundadırlar. Bu açıklıklar kol veya gruba dahil araçların azami hızlarına göre takip mesafesinden az olmayacaktır. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim birimleri dışında karayolları diğer araç en az 50 metre mesafeden takip etmek zorundadırlar. Hava yağmurlu, yol ıslak ve çamurlu ise takip mesafesi güvenlik nedeniyle biraz daha fazla bırakılmalıdır. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.